Eğitimle ilgili planınız nedir? Yani yukarıda yine bunu konuşuyorduk. Artık bilime yüzü dönük bir müfredat ve ben şeyden rahatsız değilim. İmam Hatip liselerinden rahatsız değilim. Sadece yüzde olarak, oran olarak artık çığırından çıktı. İnsanlar dini eğitim almak istiyorsa tabii ki almalılar. Ben buna karşı çıkamam. Ama insanlar bilime dönük eğitim almak istiyorlarsa onu da alabilmeleri lazım. Yani evrim Şimdi teorisinin öğretilmediği bir müfredatta bilimden bahsedilemez. Bu yani dünyada herkes güler buna. Bu komik bir durum. Bununla ilgili planınız nedir? bizim eğitimle ilgili hazırlıklarımız gerçekten çok geniş ve çok ileri bir aşamaya da geldi. Sadece ve sadece üniversitelerle ilgili, üniversite sistemiyle ilgili yaptığımız hazırlığı tartışmaya açtık, görüşü açtık. Bu şu anda akademisyenler tarafından, eğitim uzmanları tarafından inceleniyor. Ama eğitim deyince öncelikle temel ilkeler var. Bu nedir? Öncelikle eğitimin bir siyasi oyun alanı halinden çıkarılması gerekir. Doktrinize edilmiş Herhangi bir eğitimde. ideolojinin böyle bastırıldığı bir alan olmaktan da kesinlikle çıkartılması gerekiyor. Aksi halde her gelen siyasi iktidar kendi ideolojisini eğitim sistemi üzerinde hakim kılmaya çalışırsa buna eğitim denmez. Ve maalesef yıllarca Türkiye'deki eğitim böyle adeta tornadan çıkmış, şöyle nesil istiyorum, böyle nesil istiyorum diye tepeden inmeci bir yaklaşımla ele alınan bir alan haline geldi. Ve maalesef OECD'nin PISA testlerinde biliyorsunuz çok önemlidir o. Lise mezunlarının yeteneğini ölçen testlerdir ve bütün OECD ülkelerinde eş zamanlı yapılan bir Bizde testtir. yetenek yok. Ben ona PISA, bakıyorum şimdi her PISA yaz testlerinde maalesef. bizim lise mezunlarımız tüm OECD ülkeleri arasında hep son sıralarda çıkıyor. Ve bu gerçekten Türkiye adına çok üzüntü verici bir durum. Eğitimin en ileri olduğu ülkeler şu anda dünya sıralamalarında baktığınızda nedir? Singapur'dur. Nedir? Finlandiya. Finlandiya'dır. Ha. Evet. Şimdi bu Finlandiya'daki şu andaki başbakan yardımcısı, yıllardır hükümette olan birisi, benim çok eski arkadaşım, zamanında Eğitim Bakanlığı'ydı. Eğitim Bakanlığı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na geçti, şimdi de başbakan yardımcısı. Finlandiya'nın yıllarca eğitim politikalarının başında olan, daha sonra başbakanlık yapmış Katainen, o da dostumuz, hatta Laponya'da böyle 7-8 ailenin bir arada olduğu bir 3-4 günlük bir programda yapmıştık bundan 4-5 sene önce. Tatil programı. Yani şöyle, orası Laponya biliyorsunuz tamamen rengeniklerin olduğu, Evet. işte hani kışın kar altında olduğu, işte o Aurora'nın olduğu, Kuzey ışıkları mı kuzey deniyor? ışıklarının, Evet. Aurora'nın olduğu çok güzel yerler. Yani kot pantolonları giydik, tişörtleri giydik. Hani bugünkü gibi. Oturduk, Avrupa'nın geleceğini tartıştık. Eğitim tartıştık. Bunlar da hala bizim kişisel dostluklarımız devam ediyor. Hatta 1-2 Temmuz'da yine Helsinki'de yılda bir yapılan bir Tartıştık toplantı var. demişken İngilizce dışında bir dil biliyor musunuz yoksa? Ben lisede ek ders olarak Almanca dersi de aldım. Amerika'da Japonca dersi aldım. Ama onlar İngilizcem kadar kuvvetli değil. Yani benim asıl Duyduğunuzda eğitim alıyor musunuz İngilizce bir yani. şeyler peki? Almanca da özellikle Japonca'dan alıyorum tabii, Almanca da. Çünkü Almancam fena değildi ama pratiğim fazla olmadı yani. Çünkü mı? Almanca konuşulan bir ülkede hiç yaşamadım. Bir de bizim ilgilendiğimiz işler özellikle ekonomi, finans, dünyadaki ortak dil hep İngilizce yani. Evet. G20'nin dili İngilizce. Birleşmiş Milletler'de farklı diller var ama ana akım hep İngilizce. Evet. Dolayısıyla İngilizce bayağı bir dünya dili yani. İngilizce bildiğinizde dünyanın pek çok yerinde işinizi hallediyorsunuz. Ve o şekilde devam ettik. Şimdi eğitimde şunu söyleyeceğim. Şimdi Singapur'un da Finlandiya'nın da eğitimdeki başarısının sırrı ne biliyor musunuz? Öğretmen faktörü. Her iki ülkede öğretmenlerini seçerek alıyor. Öğretmenlerini sürekli meslek içi eğitimle destekliyor. Mutlaka performans ölçüyor. Performans. Ve öğretmenliği saygın bir meslek yapmak için özel politikalar izliyor. Saygın meslek illa maaşla değil. Tabii ki maaşların yani insan onuruna yakışan maaş olması lazım. Ama toplumda öğretmenliğin saygın bir meslek haline getirmesi için özel politikalar uygulanması gerekiyor. Yani bizim en başarılı öğrencilerimizin ben okulu bitince öğretmen olmak istiyorum demesi gerekiyor. Şimdi öğretmen faktörü bir numaralı faktör. Ama bunun hemen yanında eğitimle ilgili en önemli eksiğimiz şu anda bizim Türkiye'de fırsat eşitliği. Fırsat eşitliği. Yani bizim Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman şu anda yaşadığımız gibi maddi durumu iyi olan ailelerle maddi durumu zayıf olan ailelerin çocukları arasında adaletsizlik bu kadar büyük olmamıştı. Yani bizlerin zamanında Benim gençliğimde öyle değildi. fen liseleri vardı. Tabii ki. Değil mi?
Anadolu liseleri vardı. Yani Anadolu'nun bağrından çıkmış, yani yoksul ailelerin çocukları giderlerdi, oraları kazanırlardı. Oralardan da en iyi üniversitelerle Tabii ki, atlayabilirlerdi. tabii ki, tabii. Şu anda öyle bir durum yok. Gerçekten büyük bir fırsat eşitsizliği var Türkiye'de. Yani bunun mutlaka giderilmesi gerekiyor. Yine eğitimde çok önemli bir kavram. Hayat boyu öğrenim. Hayat boyu. Biz parti programımıza yazdık. Mecburi eğitimi biz 3 yaşında başlatacağız. 3 yaşında. Çünkü 3 yaş çok önemli. Yani o yaştaki bir çocuğun kapacağı bilgi, elde edeceği beceri o yaşı geçtiği zaman bir daha kazandıramıyorsunuz. Dil eğitimine ana sınıfında başlamak gerekiyor. Bakın. Bizim bütün öğrencilerimizin, gençlerimizin en az bir yabancı dili. Kendi ana dili gibi konuşması gerekiyor. Türkiye'nin teknolojide Maalesef başarısının Türkiye'de yok bu. Yani İngilizce bile bilmiyoruz. Çok yani bu bakın. dil eğitimi çok evet zor da değil inanın. Tamamen bir organizasyon meselesi. Tamamen. Hepsinin hesabını kitabını yaptık. Bütçe falan sorun değil inanın. Hepsi yapılır. Hepsi yapılır. Yani İngilizce'nin başta olmak üzere seçmeli derslerle tabii ki bugün Çince çok önemli mesela. Türkiye'de ihmal ediliyor. Yani Çin 5-6 sene sonra dünyanın en büyük ekonomik gücü. Bana hep soruyorlar yani İngilizcem var sence ikinci dil ne öğreneyim diyorlar. Diyorum ki Çince öğrenin. Tabii. Abi nereden öğreneceğim diyor. Bana isyan Değil ediyor mi? çocuk. Tabii. Nereden bunları Ya öğreneyim diyor bakın şimdi. çok zor değil bunun organizasyonu. Yani bugün yani Çince öğretmenlerin Türkiye'de istihdam edilmesi bir problem değil. Ahmet Bey bu tamamen yönetim meselesi. Organizasyon. Yeter ki ona bir niyetlenin. Ama siz Türkiye'yi içine kapatıp da kapalı bir ülkeyi ben daha kötü, daha kolay yönetirim diye düşünüyorsanız, yani ülkenin başındakiler ülkeyi içe kapatmacı, dünyadan izole edici bir tutum içerisindeyse, çünkü kapattığınızda daha kolay yönetiyorsunuz. Şimdi açık bir ülkeyi yönetmek kolay değil. Şimdi bizim ilkokul öğrencilerimiz gidiyor, dünyada ne oluyor bitiyor, anında internetten haber oluyor. Şimdi ondan sonra yönetmesi zorlaşıyor yani. Dolayısıyla eğitimin 3 yaşında başlaması gerekiyor. Dil eğitiminin erken başlaması gerekiyor. Bakın ben ilk kodlama dersimi orta sonda aldım biliyor musunuz? Yıl Çok 1982. iyi ya. Evet, basic kodlama dersini ben. Niye? Çünkü o günkü matematik öğretmenimiz meraklıydı bu işlere. Normal ders saatlerinin dışında bir kurs açtı. Dedi ki ya ben bilgisayar programı dersi vermek istiyorum. Daha yıl 82 bakın. Daha şey yok. IBM'in o XT80 falan onlar bile yok. PC yok yani. Ben 99 yılında Heh. 10 parmak eğitimi aldım. Yani 10 Değil mi? parmak yazarım ben hala klavyede. Ya Evet. bu oyunculukla alakalı bir şey değil. Tabii. Dolayısıyla bu şimdi algoritmik düşünce. Evet. Bunun eğitimi. Kodlama eğitimi. Öğrenmeyi öğrenme. Bakın geleceğin dünyasında eğitim dediğinizde öğrenmeyi öğrenmek esas. Çünkü artık bilgi çok bol ve çok kolay ulaşılıyor. Yani evrim teorisi dediniz değil mi? Siz müfredata yazsanız ne, yazmasanız ne? Yani şunu evrim teorisi deyip Google'layınca zaten bilecek, öğrenecek. Şimdi siz bunu müfredata yazmayınca çocukların evrim teorisinden haberdar olmayacağını mı zannediyorsunuz? Eski dünya mı zannediyorsunuz? Eski Türkiye mi zannediyorsunuz? Öyle bir şey yok yani. Neyi, kimden gezeceksiniz? Öğrenmeyi öğrenmek çok çok önemli. Ve mutlaka sosyal, psikolojik gelişiminde çocuklarımızın Mesela diğer gelişim alanlarıyla beraber ilerletmemiz ömür gerekiyor. boyu Bu gelişim. eğitim dediniz. 3 Evet. yaşında başladık ama Evet. belirli bir yaştan sonra da durmaması lazım. Yani ömür boyu eğitimin Zaten. aslında Heh. sonsuza kadar. Yani çünkü mesela Aynen öyle. günümüzde profesyoneller var. Ama çok geri kalmış, dinozor kalmış. Yani Zoom kullanamayan milyonlarca lirayı yöneten genel müdürler var Şimdi mesela. hayat boyu öğrenimden kastım şu. Biz üniversiteleri bir hayat boyu öğrenim merkezi haline getireceğiz. Evet. YÖK'ü kapatacağız YÖK'ü. Üniversiteleri idari açıdan özerk hale getireceğiz. Akademik özgürlük vereceğiz. Bakın akademik özgürlüğün olmadığı üniversitelerden siz bilim üretemezsiniz. Dünyanın ilk 500 üniversitesine bakıyorsunuz. Bir tane üniversitemiz ya giriyor ya girmiyor. Ya. Yazık değil mi ya? Dünyanın hala küçülmüş haliyle biz 20. büyük ekonomisiyiz bakın. Daha doğrusu ilk 20 içerisindeyiz. Küçülmüş haliyle ilk 20 içerisindeyiz. Böyle bir ülkenin ilk 500 üniversitesi içerisinde en az 20 tane 30 tane üniversite olsa olması lazım ya. Siz serbest bırakın üniversiteleri, bu kadar karışmayın. Hayat boyu öğrenim ne demek? Öncelikle her aşamada öğrencilerimizin seçeneklerinin çok olması demek. Müfredatı esnek hale getirmek lazım. Mecburi ders sayılarını azaltmak, seçmeli ders sayılarını çoğaltmak lazım. Ve daha ortaokul, liseden itibaren öğrencilerimizin önüne, gençlerimizin önüne seçenekler sunmak lazım. Kim hangi alana ilgi gösteriyorsa o alanda da derinleşsin. Ve hayat boyu öğrenimin başka püf noktasında meslek değiştirmek.
Bakın bu çok önemli olacak. O çok, ben şimdi Çok örnek önemli vermek olacak. zorundayım. Almanya'da okudum. Yani ben gencecik çocuğum. Çünkü bizde nasıl? At gibi değil mi? Koşacaksın, koşacaksın. Ne kadar hızlı hayata atlasan o kadar çok para kazanırsın. Ya ben gittim. Gencecik çocuğum, girdim biyokimya ve moleküler fizik. Bir baktım 30 yaşında adam var ya, dedim dayı sen burada ne yapıyorsun? Dedi ki benim 4. bölümüm, beğenmedim diğerlerini, okuyorum bir yandan çalışıyorum O falan. kadar, o kadar. Benim Türk beynimde bu ütopik, yani diyor ki deli Evet. herhalde dedim. Hop oradan Doğru. başka bir kız geldi, burasına bebeğini bağlamış, 26 yaşında Evet. bebeğiyle derse girdi. Ya diyorum ne oluyor burada Öyle. falan. Çok şaşırmıştım, inanılmaz bir Bakın kültür bizim şu şoku. anda genel merkez yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi 59 yaşında İngiltere'de hukuk fakültesini bitirdi, biliyor musunuz? Ne güzel. 59 yaşında. Bir kurucumuzun babası şu anda 75 yaşında stajyer avukat. Türkiye'de hukuk okudu, stajyer avukatlık yapıyor, yaş 75. Şimdi bunları şunun için örnek veriyorum. Dünya çok hızlı değişiyor. Değişimin hızı çok arttı. Ama bir yandan da ömür uzuyor. Çünkü tıp ilerliyor. Tıp ilerledikçe ömür uzuyor. Evet. En geriden beyin geliyor ayrı, ama beyinle ilgili tıp biraz geriden geliyor. Ama mesela göz, eklemler falan işte. Yani dizinize bir şey oluyor, hemen protez takılıyor değil mi? Omuza bir şey oluyor, protez. Hani mesela gözle ilgili tıp çok hızlı ilerledi. Bu şu demek, insanlar daha uzun yaşayacak demek. Ve değişim hızlı. Bugün 18 yaşında bir gencimizin seçtiği meslek bundan sonra muhtemelen 10 sene, 15 sene sonra tamamen geçerliliğini yitirecek. Çünkü Belki var olmayacak bile. gerek olmayacak. İşte o noktada üniversitelerimiz hayat boyu öğrenim merkezi olacak dedik ya. Gidecekler, belki bir yıllık, 2 yıllık programlarla bu eksiklerini kapatıp ya da yön değiştirip yeni bir meslekle hayatlarına devam edebilecekler. Bunu biz bugünden kurgulamazsak asla başarılı olamayız. Bakın Cupertino'da, Silikon Vadisi'nde Singularity diye bir üniversite kuruldu. Bundan 7-8 sene önce. Duydunuz bilmiyorum. Yok ha. Bu nedir? Tamamen Yapay zeka mı? teknoloji üniversitesi. Bunu şirketler kurdu. Hangi şirketler? Apple, Intel, Google, Microsoft ortaklaşa kurdular. Ve bu üniversitenin en uzun programı 3 aylık, biliyor musunuz? 3 aydan fazla programı yok. Çalıştırdıkları elemanları ya da dışarıdan gelenler, diyelim ki bir konuda eksiği var. Yeni bir alan açılmış. Yeni bir alan. Diyelim ki çip teknolojisinde bir alan açılmış. Ya da işte oyun programlarında kullanılan kartlarla ilgili yeni bir şey gelişmiş, değil mi? 7 günlük program. Gidiyorlar yatılı, ama yatılı. Çoğu öğrencisi yatılı. Gidiyorlar yatılı 7 gün yoğunlaştırmış o dersi alıyorlar, sertifikalarını alıyorlar, yola devam ediyorlar. Bugün gidin Amerika'daki iyi bir üniversiteye 70 bin dolar, 80 bin dolar yıllık harç. Ama aynı üniversiteden 80 dolara, 100 dolara bir dersin sertifikasını alabiliyorsunuz. Hem de uzaktan eğitimle. Bundan sonraki eğitim sisteminde tabii ki bir üniversite derecesi olacak insanlar, ama ondan sonra üniversite derecesinin üzerine aldığı sertifikalar ve katıldığı hayat boyu öğrenim programlarıyla özgeçmişler oluşacak. Yani diyecek ki ben şurada okudum ama arkasından da şu sertifikayı aldım. 10 sene sonra da gittim şununla ilgili bir aylık şu programa katıldım, eksimi tamamladım deyip 35 yaşında yepyeni bir mesleğe başlayabilecekler. Yani sizin tecrübenizde olduğu gibi ben de Amerika'da MBA yaparken, yani sınıfımızda 45 yaşında bir doktor vardı mesela. Yani tıp doktoru ve bizimle beraber işletme master yapıyordu. Niye? Çünkü doktor ama onun biraz yönetim tarafına kaymak Belki istiyor. hastane işletmek Dolayısıyla istiyor. 2 yıl ara veriyor. MBA yapıp bu sefer sağlık yönetimi konusunda kariyerini devam etmek istiyor mesela. Yani bunların artık mutlaka Türkiye'de uygulanması gerekiyor. Programın esnekleştirilmesi gerekiyor. Yani müfredatın her bir insan için, her bir öğrenci için adeta terzide dikilmiş bir elbise gibi ona uygun bir müfredat. Ve kendisi seçilmesi lazım. Yine kendi okulumdan örnek vereyim. Yani zamanında bunları görüp tabii biraz da şaşırarak gördüğümüz için, ama Türkiye'de hala maalesef getiremediğimiz için üzülüyoruz. Ama hepsini yapacağız inşallah. Bizim okulda 150 tane seçmeli ders vardı. 150 dersin 23'ünü alıp mezun oluyordunuz. Ve bu 150 dersten hangisini alacağınız size ait. Kendi havuzunu oluştur, çiçek buketini oluştur, 23 derslik buketini oluştur ve mezun ol. Biz müfredata 2 tane ders ekledik. Öğrenciler olarak yaptık bunu. Çünkü öyle bir şansımız vardı. Hocayı bul, müfredatını, o dersin müfredatını oluştur. Kitaplarını seç. Onu okul yönetimine sun. Okul yönetimi onu müfredata ekleyiveriyordu. Ve biz
Öğrenci girişim heyeti deniyordu ona. 5 kişilik öğrenci girişimci heyet. Gidiyorduk, hocalarla konuşuyorduk. Ya böyle bir ders düşünüyoruz, siz hocası olur musunuz diye. Gidiyorduk, kitaplarını buluyorduk. Materyallerini oluşturuyorduk. Müfredatı oluşturuyorduk. Birinci hafta şu, ikinci hafta o diye. Ve ben iki ayrı dersin müfredata eklenmesindeki girişimci heyetin içerisinde oldum. Bunlar zor şeyler değil. Ama zihniyet. Şimdi eğitime nasıl bakıyorsun? Şimdi eğitime şöyle bir nesil yetiştirmek istiyorum diye kendi ideolojinin çerçevesinde bakarsanız bunların hiçbirisi olmaz. Yanlış yerlere saplanıp kalırsınız. Ama ben dünyayla barışık. Dünyanın neresinde olursa olsun gider iş yapar. Dünyanın neresinde olursa olsun saygın, iyi yetişmiş bir insan olacak bir nesil yetiştirmek istiyorum derseniz o ayrı bir safa. İşte biz şu anda onu yapmanın hazırlığı içerisindeyiz ve bunların hepsi çok kolay. Hepsi hazır. Belki özgürlükle ilgili konular bir anda hani dediniz ya düğmeye basar basmaz düzelir. Bunlar da ne olur? Birkaç yıl alır yani bu dediğim tamamını alt alta yaz birkaç yıldır başka bir şey değildir. Ama bizim her sene şu anda 1 milyon gencimiz lise ya da üniversiteyi bitirip hayata atılıyor. Her sene 1 milyon. Ve maalesef bugünün dünyasına bu gençlerimizi biz iyi hazırlamıyoruz. Yani günümüzün gerektirdiği beceriyle, bilgiyle maalesef donanmış bir şekilde hayata atılmıyorlar. Siz bu kadar üniversite açıyorsunuz, en ücra yerlere üniversite açıyorsunuz. Tamam ama sayıyla övünüyorsunuz şu kadar üniversite açtım diye. Peki nitelik? Yok. Bazı üniversitelerin isimlerini işverenler duymamış. Yani gençlerimiz mezun oluyor, diplomalarını alıyorlar, iş aramaya başlıyorlar. İşveren bakıyor, bu üniversite nerede ya diyor. Şimdi bunların hepsini değiştirmemiz gerekiyor. Ama hepsi de kolay. Yeter ki eğitimden iyi anlayan kişileri oraya getirin. Ve bu işe bilim perspektifinden bakın, akıl perspektifinden bakın. Gerçekten yapılacak çok şey var, çok şey var. Ama öncelikle bunlara bir niyetlenmek lazım. Bir de hep eğitimde de özgürlük, bol bol seçenek, insanların önüne bol bol seçenek koymanız lazım. Chat'ten sonraki yani sorum var. Onları da vermem lazım. Mesela seçeneklerden biri de o da şu. Bizim mesela üniversite sınavlarıyla ilgili. Yılda şu anda bir defa ya. Bunların mutlaka yılda birkaç defa yapılması gerektiğini söylüyoruz. Parti programımızda yazdık. Olur da o gün hasta olabilir. O gün yani havası yerinde olmayabilir. Gününde olmayabilir. Yani o günü kaçırdığı zaman mutlaka bir veya iki defa daha bir şans vermek lazım ki üniversite sınavlarında. Yani bütün o 12 yıllık eğitimin bütün o birikmiş bir bakıma birikimini böyle bir günlük, iki günlük bir sınava bir defalık bir hakka bağlamayı da çok doğru görmüyoruz. Onun için burada da seçeneklerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında orada Almanya sistemi çok iyi. Bence ona da bir bakın. Abitur sistemi var. Orada belge topluyorsunuz. Gerçi İngiliz sistemi de öyledir. Level level belge toplanır işte. Şu dersten bu puan, bu dersten bu puan diye.